Değerli arkadaşlar, Mersin'de, Tarsus'ta, Erdemli'de, Anamur'un Abanoz Yaylası'ndaki vatandaşlar diyor ki, Atatürkçü, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya kalkışan cemaate karşı demokrasimizi savunmak için her gün nöbet tutuyoruz. Bu telaşlı hayati nöbetimizi fırsat bilen birileri Ankara'da demokrasinin D'sine bile yakışmayacak işler yapıyor. 12 Eylül askeri darbesinde yaşananlara adeta rahmet okutacak işler yapılıyor diyorlar. Antidemokratik olağanüstü hal düzenlemelerine güvenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi yani halkın iradesi yok sayılarak 3 tanecik kanun hükmünde kararname ile devlet yeniden yapılandırılıyor. Bu antidemokratiktir diyorlar. Bu KHK'larla üniversiteler kapatılıyor, açılıyor. Askeri hiyerarşi kökten değiştiriliyor. Askeri liseler cemaatsızdı, darbeye zemin hazırlanıyor diyerek bu bahaneyle kapatılıyor diyorlar. Ve vatandaş soruyor, madem öyle her türlü kumpası kuran, hakim, savcı ve polisleri barındıran Adalet Bakanlığı'nı da kapatacak mısınız? Emniyeti kapatacak mısınız? İmam Hatip Lisesi'ni bitirip cemaatçi, polis, savcı, hakim olunuyor diye İmam Hatip Liselerini de kapatacak mısınız? İmam Hatipli'den terörist çıkmaz diyordunuz. FETÖ'nün kaçta kaç İmam Hatipli? Bunun hesabını verecek misiniz diyor. Ve yine vatandaş soruyor. Diyor ki 77 bin kamu görevlisini bir çırpıda açığa aldınız. Hepsini fişlemişsiniz. Yaklaşık 10 bin kişiyi tutukladınız. Hepsini fişlemişsiniz. 30 bin pasaportu bir dakikada iptal ettiniz. Hepsini fişlemişsiniz. Hukuk ve yargıyı işlevsiz hale getirdiniz. Sonuçta devlete kinli, hukuktan yoksun, mağdur yüz binlerce kişilik bir kitle yarattınız diyor. Saydığım bu uygulamalar gösteriyor ki hainler tarafından yapılan kalkışma fırsat kabul edilerek devletin tüm kurumları bir tek kişiye bağlanmaya çalışılmaktadır. Bunun adı otoriterleşmedir. Devlet yerine bir kişiye aidiyet ile FETÖ'ye aidiyet arasında demokrasi açısından hiçbir fark yoktur. Vatandaş diyor ki evet biz darbeyi engelledik ama sanki junta iktidarda diyor. Ve akıllı Anadolu insanı diyor ki sorunlar onları yaratanlar tarafından çözülemez. Biri halkı aldatmaya çalışıyor ama kim? Vatandaşımız yine soruyor. Diyor ki benim çocuğum çalışkan, zeki, soru çalmadan öğretmenlik kazandı. Okumaya gitti, yurt çıkmadı. Devlet çocuğuma yurt yapmadı. Ben de ev tutamadım. Bir cemaatçi gel sana yardım edelim dedi. Bir de baktık ki bu cemaatçiler Cumhurbaşkanı'yla, Başbakan'la, bakanlarla kol kola televizyonlarda herkese el sallıyorlar. İçli dışlılar. Biz de bunlara güvendik. Onlardan zarar gelmez diye yardımlarını kabul ettik diyorlar. Ben suçluysam, çocuğum suçluysa devleti yönetenler, devlet büyükleri neden serbest, neden suçsuz diye soruyorlar. Dün Mezitli'de, Davultepe'de bir işsiz baba bana çocuğum üniversiteyi kazandı. Okutmak için her yere başvurdum, burs istedim. Asla burs çıkmadı. Biri çıktı size yardım ederiz dedi. Biz de büyüklerimizin işaret ettiği bu yere gittik. Şimdi benim çocuğum göz altında. Bunun hesabını kim verecek diyor. Yine diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmaya çalışan, cemaate her istediğini veren, memleketi parsel parsel satanların meydanlarda bayrak sallayarak demokrasi nöbeti tuttukları ve bizi de çağırdıkları bir ortamda benim çocuğum neden içeride, neden demokrasi katlediliyor diyorlar. Değerli arkadaşlar, devlet adamlığı maharet, darbeden, musibetten ganimet çıkarmak değil, demokrasi çıkarmaktadır. Kaostan kurtuluş, huzur ve refahımız Atatürkçü değerleri özümsemekten geçer. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yasaklamaktan geçmez. Saygılarımla.